Mesnevi ve Hikmet sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz selat ve selam olsun. Bugün eşref saattir, güzel bir vakittir. İstifarlarımız, tövbemiz kabul olsun. Ve Cenab-ı Hakk'a seydül istiğfar duasıyla bir girizgah yapmış olalım. Hem de yeni senenin berekatı seferül hayra girerken ki berekatını da almış olalım. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'tu. Euzu bike min şerri ma sana'tu ebu'u leke bini'metike aleyye ve abu bi zambi faghfirli fe innehu la yaghfiru zunube illa ent evet bu dua ile istiğfar etmiş olalım seyyidül istiğfar malumanız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde ve on, onun hayatını daima tarassut eden ezvacı tahirat validelerimiz sahabe-i kiram ve ehli beyti Mustafa tarafından rivayet edilen hadis-i şeriflerde aleyhissalatü vesselamın muhakkak bunu akşamları okuduğunu hatta yine sabahleyin de okuduklarını e, virtlerinde olduğunu görüyoruz e, bu işin sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize örnek olsun demesinden ibaret değildir malum ayrıca bu istiğfara seyyidül istiğfar denir yani istiğfarın efendisidir. Bir kişi bunu samimiyetle, ihlasla okusa günahlarının silineceği, silineceği müjdesini de Resulullah Efendimiz vaat etmiştir. Tabii ki tövbe, sevgi, muhabbet o muhabbet ve sevginin, o tövbenin icap ettirdiği hallerle neşvinüma bulur. Yani siz bir süte vesaireye ...efendim... E, ...maya çaldığınızda... E, ...onun mayanın... ...bir işleyişi vardır, işler ama... ...siz tam o mayayı çaldığınızda... ...birkaç damla süte değdikten sonra... ...dışarıya alırsanız... ...ve onu... ...efendim... E, ...bir şekilde ayrı bir kapta tutarsanız... ...sütten ayırırsanız... ...o süt mayalanmaz... İnsanın tövbesi de... ...hayatında bu istiğfarla tabiri caizse... ...bir maya çalınır... Yani seyidül istiğfarla, pişmanlıkla insanın kendi kabı içerisindeki o manevi kendisine verilmiş olan sermayeye bir maya çalınır. Fakat o mayayı o kabın içerisinde, o tövbenin etrafında toparlayabilmek lazım ki o tutsun. Yoksa insan o tövbesini farklı şekillerde heba ve zayi edebilir. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Efendim şimdi mesnevi imanevi de bir değişik hikaye var, bir kıssa var. Bu kıssayla beraber biz biraz daha tasavvufun, daha doğrusu iç dünyamıza lazım olacak ilmin özelliklerini, uslubunu görme fırsatını bulabiliriz diye bendeniz bu hafta bunu seçtim acizane. 7236. beyitle alakalı Tahirül Mevlevi'nin esas aldığı nüshaya göre veya Tahirül Mevlevi nüshasına göre diyelim herhalde yanlış bir şey demiş olmayız. Evet. baktığımızda şöyle bir başlığı var. Bir yabancının bir şeyhin aleyhinde bulunması ve şeyhin müridinin ona cevap vermesi. Toparlarsak bazen Bizim hocalarımız, üstadlarımız insanlar ilmi çalışmalarında Kendi çalışmalarıyla beraber yol bulsunlar Ustup sahibi olsunlar diye Eski kuşak, bizim büyüklerimiz Böyle biraz daha motomot tercüme yapmış bazı şeyleri Hani bir yabancının bir şeyhin aleyhinde bulunması Ve şeyhin, müridinin ona cevap vermesi gibi bir uzun cümle var Farsça terkibe baktığımızda belki bu her kelimenin karşılığı var ama bir müridin şeyhin hakkında konuşan yabancıya cevap vermesi dense kelime sayısı yarıya inmiş olacak ve biraz daha anlaması kolay olacak. Ama dediğim gibi eski üstadlar çalışanlara kendisinden sonra gelenlere en azından bir müşir yani rehber olabilecek vasıfta Allah'u alem. Eser bırakmak kaygısıyla biraz daha motomot tercüme etmeye çalışmışlar diyelim, o şekilde nakledelim. Velhasılı bir mürit kendi şeyhine konuşan yabancının ağzının payını veriyor, cevap veriyor. Peki vaka nedir? Bakın şöyle anlatıyor Hazreti Pir. Bir kimse, bir şeyhi kötü bir adamdır, doğru yolda sülük etmez diye itham etti. <laughs> evet. Bir şeyi kötü bir adam diyor. Kötü adam dedikten sonra da doğru yolda sülük etmez. Yani hem şahsın kendisine hakaret ediyor aslında. Hem de gittiği yol yol değildir diyor. Yani burada kötü bir adamdır, tuttuğu yol iyi değildir de, diye de bilir ama burada doğru bir yolda sülük etmez derken tarikatı da ona eksik bilgilendirir, tarikatı da kafi değildir diyerek biraz da bu üretim hatasını tarikata yüklüyor, üretim hatası gibi görüyor gibi bir durum var. Evet. Başka ne diyor? Şarap içer, mürayidir. Evet. Şaribi hamles ve sağluz. Sağluz ee, Efendim ben deniz Sofiyi Saluz diye geçen Fuzuli'nin beytinden hatırladığım kadarıyla mürai yani biz saloz diyoruz ya bazen argoda da vardır onu biz böyle başka ahmak manasına kullanıyoruz esasında saloz böyle biraz daha mürai manasına geliyor yani yalaka mı denir ya da insanlara yaranmak için kendisini olduğundan farklı göstermeye çalışan fakat bu durumu da etraftan insanlar fark ediyor pozisyonuna düşen yani bir nevi ahmak insan manasında da o zaman alınabilir fakat o oh, evet ve habis yani kötü huylu bir adamdır şarap içer yalakadır riyakardır insanlara gösteriş yapar ve habistir, pis adamdır. Böyle bir adam müritlere nasıl yardım edebilir? Yani kendi muhtaç bir dede gayrı kaldı kime himmet ede hesabı. Adamın kendisi zaten umulmaz dertlere düşmüş efendim baş baş adeta ruhunda yaralar çıkmış birisi bu illetli haliyle nasıl yardım edecek? Gerçi şöyle bir düşünmeniz için bir söz atayım sonra da bırakayım. Doktora gidersiniz, hekime gidersiniz, tedavi olursunuz. Adam size ilaç verir, iyileşirsiniz de he. Yani Allah tealaş, ilacın tesirini de gösterir. Hekimin yaptığı terkip işe yarar. Bir öğrenirsiniz ki sizin hastalığınızdan ölmüş hekim. Yani aynısı hastalık hekimde de varmış fakat o hasta olmuş ve ölmüş. ...tacip edersiniz... ...hani buna benzer şeyler duymadınız mı... ...bendeniz birkaç... ...kişi olarak... ...hatırlıyorum... ...kalp doktoru olduğu halde... ...kalpten ölen insan hatırlıyorum... ...hadi bununla geçelim... ...bir de günümüzün bazı diyetisyenleri vardır... ...diyet yapmak için adama gidersin... ...bir bakarsın ki adam zaten obez... ...yani... ...yani obez bu bez diye... Bir ...kötü bir espri yapmayacağım fakat... ...yani adam diyetisyenlikte bezi yok desem yanlış olur bilgi olarak var fakat kendisi şişman şeker hastası olabilir insülin kullanıyor olabilir başka türlü şeyler olabilir ama bize şunu şu hakkı vermez o kişinin ilmi varsa biz şunu diyemeyiz veya demememiz lazımdır ya bu adam zayıflatsaydı kendini zayıflatırdı buna benden fayda yok dememek lazım çünkü neden? Hekim <laughs> eğer vazifesini gerçekten yapmaya gayret eden, aldığı ilme göre insanlara hizmet eden bir kişi kişiyse, bir şahıssa, e, size yardımcı olabilir, kendisine yardımı dokunmuyor olabilir. Veya size telkin ettiklerini kendisi yapamıyor olabilir. Bazen tasavvufun ilk mertebeleriyle alakalı böyle insanlar hocalık gibi efendim mürşitliğin o ilk e, safhada yanlış bir yere gitmemek açısından hal olmasa da bir insanı irşad edebilir hatta e, Allah Hazreti ve tarikat erbabı olan zatlar eserlerinde ve sohbetlerinde buyuruyor ki bir kişinin lütfen buraya dikkatli dinleyin bir kişinin irşat ed edebilmesi için evliya olma şartı yoktur diyor. Yani ille bir adam evliya olacak. Hayır. İrşat edebilmek için evliya şartı olmak yoktur. Ya ne şartı vardır? Aldığını doğru düzgün vermek, kendi nefsini karıştırmadan talip diye kendine talim edilen şeyi aynen vermek. Mesela yine şöyle bir misal verebiliriz mesela dedik zaten ama meselayı açmak için söylüyorum bir kişi inşaat fakültesinden mezun olur mühendis olur hemen bina yapamayabilir stajda görse başka yani başarılı olamayabilir fakat çekirdekten yetiştiyse hem e, efendim alaylı metotta yetişti öğrendi hem de üniversiteyi okuduysa e, daha çok tabi bilgi sahibi olur. Fakat neticede bir mühendis düşünün yanında onlarca belki birkaç tane müteahhit çalıştırır. Onların iş yapabilmesi o mühendise bağlıdır. Yani resmiyete intikal etmesiyle diğer ölçümlerini yapmak ilmi olarak bu işi yapan kişinin bir nevi elinden geçer. Ne kadar kabiliyetli olursak olalım, ruh halimiz hakkında ne kadar bilgimiz olursa olsun, muhakkak insan ruhi terakkisi için bir kişiye e, ihtiyaç duyar. Muhakkak bir kişinin terbiyesine ihtiyaç duyar. Ve tekrar ediyorum bir kişinin irşad etmesi için evliya olması şartı yoktur. Antrenör futbolcularını oynatır. Belki Santroforu kadar ne diyorlar bek mi diyorlar orta saha forvet mi diyorlar. İşte onlar kadar belki oynayamayabilir. Fakat onlar gibi oynamaması veya oynayamaması sözlerinin yanlış olduğunu gerektirmez. Futbolcuların da onu dinlememesini gerektirmez. Anlatabildim mi acaba? He, bir de adam hem evliya hem yolu biliyor. E, tadına doyulmaz. Ama bir adam evliya fakat yolu bilmiyor. Yine olmaz. Üslup meselesi vardır şeriat şeriatın tarikatı tarikatın şeriatı irşat yolunda olmazsa olmazlardandır. Peki olmazsa ne olur? Günümüzdeki hal gibi olur. Evet. Yani bunları artık açık açık konuşmak icap ediyor. Aynı günümüzdeki hal gibi olur. Nasıl olur? İşte tuhaf tuhaf hareketler yapanlar, kafası uyuşanlar Rehabilitasyon için tarikata girenler, sadece tarikatı şekilden ibaret zannedenler, şeyhini herkesi efendim küçük görüp kendisini Mehdi zannedenler, şeyhini peygamber zannedenler, efendim bunlarla doludur içerisi. Arz edebiliyor muyum? Dolayısıyla işin adabı, erkanı, yol hususiyetleri muhakkak olmalıdır, mecburidir. İşte böyle <laughs> müritlerine nasıl yardım edebilir? Bu adam şarap içer, riyakardır hem de habistir. Yani şeriata dair kabahati var. Kalbi de bozuk, bedeni de bozuk. Şarap içmek Allah'ı tanımamaya, müdahilik yine Allah'a şirk koşmaya, habislik, pislik de etrafını ateşe vermeye, fitne çıkartmaya, yahut bedenen de pis olmaya denir. Böyle bir adamın müritlerine faydası yoktur. O zaman ne olmuş oluyor? Şöyle de ol diyebiliriz. Esmayı da sıfatı da zatı da bilmez. Arz edebiliyor muyum? Esmayı da sıfatı da zatı da bilmez. Evet. Bir ona cevap verdi. Bir adam böyle şey hakkında konuştu bir müridi ve oradaki biri de cevap verdi. Dedi ki: "Edebini takın, aklını başına al. Büyüklere böyle su izandı bulunmak küçük bir suç değildir." Hani kamil insanlara böyle atıp tutuyorsun. <laughs> Mesela günümüzü de var böyle. Hatta maalesef utanarak söylüyorum. Çok çok utanarak söylüyorum. Büyük büyük camiaların Büyük büyük kalem oynatanları Yazarları Koca koca mekteplerde Koca koca sarıklı koca koca kafalı Birçok akademisyen Birçok ilim adamı ve ilahiyatçı Hazreti Mevlana'ya Münkir ve kafir denildiğinde Ve daha birçok sadı Şitle e, Tahkir edildiğinde Susup oturuyorlar Yani Onların mantığı şu Herhalde diyorum mantığı şu Hazreti Mevlana'yı Kur'an'da var mı? Yok. <laughs> Hazreti Mevlana'yı kafir desen ne olur, kafir demesen ne olur? Bizim daha mühim meselelerimiz var. Hani biz burada bazı hadislerin saatini konuşuyoruz, bazı efendim ne bileyim e, siyasi çalkantılarla uğraşıyoruz. Yani 700 sene evvel, 800 sene evvel, ya canım kafir desen ne olur, olmasa ne olur? Hoca görüyorsun işte o kadar kariyer yapmış. Allah'ın cezası. Yani, Hazreti Mevlana'ya sövse ne olur? Biz neticede net aynı kitap evinde, aynı yayında, aynı medresede buluşalım. Veya bir şekilde camiamızı kollayalım. Sondan dışarıdan da kötü bir görünüm vermeyelim. Artık ne yapalım o da ona küfrediyor. Boş ver yine ehl sünnettir gibi mantıksızlık sakat bir nazariyeye sahip olan insanların sayısı az değildir. Halbuki siz halbuki siz caminin minaresinin alemiyle bile dalga geçildiğinde bunun küfür sözlerinden olduğunu biliyor musunuz Müslümanları temsil eden İslam'ı temsil eden bir kişiyi elde delil yokken ki o deliller de çürütülmüşken kendisine göre delil çıkartması bir şey ifade etmez öyle kendine göre konursa adam Kur'an'da bile şirk görür. Hadiste bile tezat görür. Kendi anladığına göre giderse beyinsiz şekilde, akılsız şekilde. E peki İslam'ı temsil eden bir şahsiyeti karalamak, hatta ona kafir demek bir insanı din dairesine tutmaz ki. İşte yol yöntem bilmemekle alakalı bazı şeyleri söylerken, ondan sonra da şeyha hakaret eden kişiye cevap veren müridin sözü de göz ardı edilmemeli. Ne diyor? Bu zatlara su izan etmen küçük bir şey değildir. Büyük bir vebaldir. Söylediğin sıfatlar <laughs> söylediğin sıfatlar ondan uzak olduğu gibi o da o sıfatlardan belidir. Bir sel suyu ile onun duruluğu bulanmaz. Sen dışarıdan onun hakkında konuşulanlara bakarak yahut kendince bazı özelliklerini görerek ona su izan etme. O efendim e, şarap içer zannediyorsun. Onun mesliğini şarap zannetme. O başkalarına kibar ve ahlaklı davranıyor zannediyorsun. Onu mürayi zannetme. O böyle bazen İnsanların arasına girdiğinde çıktığında biraz özensiz gibi duruyor. Necis zannediyorsun, habis zannediyorsun. Veya belli şeyleri konuşurken sen anlamadığın için farklı yerlere çekiyorsun ama neticede suizan ediyorsun. Suizan ettiğin için bunu küçük bir şey zannetme. O sel suyunun getirdiği denize karıştırdığı bir anlık senin gördüğün bulanıklık gibidir o kendi deryasında o suyu duru bir hale getirir. Bir nefes Ondan sonra kıymetli dostlar sizlerle beraber tekrar mesnevi manevi sohbeti ve hikeme atayiye mütalasını beraberce işleyelim. <laughs> Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral Efendi Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz. Evet dostlar, bu şekilde yabancının şeyhe konuşmasına cevap veren bir zat var. Ama tabii ki takdir edersiniz. Bir, bir kere klasik edebiyatımızda, divan edebiyatımız diye değerlendirmek çok şey olur, basit kaçar. Yani bizi biz yapan edebiyatımızda, edebi metinlerde münazara ve münakaşa teknikleri vardır ve bu çok güzel işlenir. Yani diyalektik olarak da, monologlarda, içsel muhasebelerde, efendim tartışmalarda bir yazarın kaleminden, başka bir yerden duyulmadan kendi dünyasında oluşturduğu metinle çok güzel bir şekilde yansıtılır. Ve daha evvel de arz etmiştim. O kadar e, canlı, o kadar dinamik bir yapıya sahiptir ki bu konuşmalar ve konuşturmalar bir bölümünü okuduğunuzda bir iddia sahibinin iddiasını okuduğunuzda muhakkak haklı olduğunu düşünürsünüz. Ona cevap veren insanı okuduğunuzda ise "Aa ben hiç bu yönden bakmamıştım. Allah bu adam haklı." dersiniz. Fakat tekrar sözü ilk konuşan aldığında "Aa yok yok bu haklı. Bu adam doğru söylüyor. Gerçekten de mat etti." dersiniz ve bu şaşkınlığınız devam eder. Bu müthiş bir zeka tabi müthiş bir akıl bir satranç oyunu gibi tartışma zeminini ne yapmışlardır? Adeta örmüşlerdir, parsellemişlerdir. Kişi bu dairenin dışına çıkamaktan veya çıkabilecek bir konumdan da böylece uzaklaştırılmıştır. Bu çok engin bir bilgi ister. Şimdi bunu niye söylüyorum? Burada tabii şeyin ee, müridinin cevabı var ama bu verilen cevapları, bu konuşmaları vesaireyi Hazreti Pinin başka durumlar için konuşturduğu muhakkak. Çünkü kim konuşmuş şeyhin arkasından belli değil. Ama cevap ortada. İftira benziyor birbirine ama cevap başka bir şeye benzemiyor. O zaman Hazreti Pinin konuştuğunu o soruları tevcih ederken çok sualler gelmişti. O sualler sırasında insanın neler sorabileceği, neler öveceği, nelerle iftira edebileceği adeta efendim Hazreti Pirce malum belki tecrübeyle belki keşifle o sözleri söyledi. Dolayısıyla iftira edilen sözler dedim ya acizane birbirine benzer. Yani herkes herkese bu nevi iftiralar atabilir. Fakat Hazreti Hazretin verdiği cevap, daha doğrusu müridin ağzından Hazreti Pir'in konuşması bizim için dikkat çekici özelliğe sahip olmalı. Su izan küçük bir şey değildir. Ehlullah'a karşı buyurdu ve sen onu yanlış tanıdın o şey efendi dedi. Ve şöyle devam etti. Ehlullah'a böyle iftirada bulunma. Evet. İsnat ettiğin haller senin hayalindir. Sayfayı çevir. Yani bu fikirden vazgeç. Evet. Evli Allah'a böyle iftirada bulunma. İsnat ettiğin haller senin hayalindir. Sayfayı Çevir Yani Bu Fikirden Vazgeç Evet Şimdi Ben Bir Yandan Da Efendim Şeye Baktım Da Yanlış Okumam Var Mı Diye Bir mes Metne Baktım Farsça Metnine ee, Aslında Tamam Şöyle Evet düş manasına kullanmış, düş hayal manasına kullanmış. Evet hayal. Şimdi ehlullah, ehlullah hakkında çok ince bir nükte var burada. Bilmiyorum aynı zevkle anlatabilecek miyim? Cümlelerim kifayet edebilecek mi? Şimdi bir kere bir prensip var. Yani prensipten ziyade bir vaka var. Peygamberler ve Allah velileri hayatları boyunca hiçbir zaman hakkıyla dereceleri bilinmemiş insanlardır. Tekrar arz ediyorum. Hiçbir peygamber hayatındayken gerçek kadri kıymeti bilinmemiştir. Hiçbir velinin de hayattayken gerçek kıymeti ilahiyesi ve bahşayişi bilinmemiştir. Bu bir kaidedir. Neden? E çünkü biz o manayı tamamen ihata etmemiz lazım ki onun hakkında hüküm verelim. Halbuki Veliyullah, ise Allah olan zat demektir. Tekrar ediyorum, Veliyullah, veliisi Allah olan zat demektir. Hani veli veli denilmesinin sebebi o. Evliya Menkıbesi denilmesinin sebebi o. O isimle şöhret bulmuştur. Niye? Derler ki bir sınıf bir okulda bir talebeyi kaydetseler e, talebeyi de bir gün işte Cumhurbaşkanı geldi Yavuz Selim ilkokuluna baktı orada bir talebe gördü efendim dediler işte bu çocuk şöyle özelliği var böyle güzelliği var veya tam tersi şöyle haylaz böyle haylaz onere olsun diye sizinle görüştürüyoruz derler. Cumhurbaşkanı da jest yapar ona. <laughs> Sayın müdürüm bundan sonra bu çocuğun velisi benim. Lütfen veli da, şeyine, hanesine benim ismimi yazın. Herhangi bir yazışma olduğu zaman da beni arayın. Veli toplantısında beni çağırın dese. Artık o çocuğun adı ne olursa olsun ister Fatih, ister Mehmet, ister Ahmet. Çocuklar diğer çocuklar işaret ederler öyle. Bak Cumhurbaşkanının şeyi geçiyor. İşte himaye ettiği çocuk geçiyor. Bak Cumhurbaşkanının talebesi. Cumhurbaşkanının şeyi. İşte cumhurbaşkanının velisi Yani böyle ne olur? Artık Cumhurbaşkanıyla beraber anılır hale gelir o insan. Bir nevi kendi ismi bile unutulur. İşte veli dediğin zatlarda da aynı durum mevzu bahis aslında. Onlar namu nişandan geçmişler. Ve Allah veliliği sıfatı onlarda hal olarak e, ne olmuştur? Bahşedilmiştir ve makam olarak. Fakat insanlar arasında bunu set ederler. İnsanlar arasında bunu saklarlar bir şekilde. Dolayısıyla evliya ve enbiya gerçek hayatlarında da, da hayat sürdüklerinden dolayı bu dünya hayatında Gerçek hayata göz açtıklarından dolayı bu dünya hayatında iğreti olarak görünürler. İnsan hafızasının ve aklının alabileceği şekilde görünürler. Dolayısıyla onlara iftira etmek hem zordur, temsil ettiği makamdan dolayı bir insan edep göstermeyedir. Yani çok fazla bir cehalet ister onlara karşı cesur olmak. Yahut onlar da zaten kendini bildirmemişlerdir. Sözü çok uzatmayayım efendim. Onları hakkıyla bilmek mümkün olmadığından dolayıdır ki, bu hakkıyla bilemeyişin getirdiği, efendim, halle, efendim, e, insanlar onlar hakkında verdikleri hükümlerde ekseriye yanılırlar. Ve hayal ederler. Kendi muhayyelerine göre bir evliya, kendi muhayyelelerine göre bir peygamber, enbiya modeli ve motifi oluştururlar. Bu sefer de ona tabi olduklarında efendim o fikre, o efendim hayale tabi olduklarında hata ederler. Yani suizan etmeseler bile hata ederler. Mürit devam ediyor diyor ki sen şarap içer dedin, mürayilik yapar, habistir, pistir dedin. Yahu bu senin istatların vaki değildir. Yani vaka olarak bile olmadı. Hani eskiden olsaydı şimdi olsaydı tamam. Ama bunlar bir vaka değildir. Faraza olsa bile Ey uçamayıp toprakta kalan kuş Bahri muhite bir murdardan ne zarar olabilir? Şimdi bu yaptı, bu söylediğini habisliklerin bu söylediğin hiçbir şeyin bu zatla alakası yoktur. Bir kere bu bir. Ama diyor ki mürit. Ee, ki oldu. Yani verev ki sen onda böyle bir hata gördün. Ki görmeden konuştun. Ama oldu. Yahu o bir bahri muhittir. O bir şekilde kendisini affettirir. Bir şekilde tövbe eder. Birçok hayır ameli olan bir insandır. Sen nasıl onu kalkıp da terbiyesizliğini dini veya o andaki ayak sürçmesini bütün insanlara ifşa ediyorsun? Yani bir tecessüs var, bir gıybet var. İkisi de Allah katında, birisi Allah katında vebaldir, günahtır. Birisi de, birisi de ölü kaybeder kardeşinin etini yemek gibidir ve zinadan daha şiddetli günahtır. Bahri muhite bir murdardan ne zarar olabilir? Her yeri kaplamış bir denize bir parçacık bir pislik necaset düşse o necaset denizi kirletir mi? Elbette kirletmez. Evet. Ateş İbrahim'e zarar vermez. Her kim Nemrut tabiatlı ise ateşten o korksun. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe düşerken ki Mancınıkla atılışına da burada tabii ki işaret var. Biliyorsunuz o mancınıkla atıldığı halde tevhidi ve Rabbini hiç terk etmemişti. O ateş topunun bulunduğu bahçeden çıktığında bile Allah Teala ona esenlik, zünnet vermişti. İşte hatta bunu Kur'an-ı Kerim'de Gulna ya nar kun berdan ve selamun ala İbrahim ayeti kerimesiyle öğrenmiş de oluyoruz. Değil mi efendim? Bu şekilde öğrenmiş de oluyoruz. Yani biz o ateşe dedik ki, Ey ateş sen İbrahim'e serinlik ol ve selamet içerisinde ol. Emin, emniyet içerisinde ol. İşte aynı Halil İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması onu yakmadıysa, Ateş misli olan bazı günahlar diyelim ki ne bileyim yere tükürdü bir şey yaptı yani o anda yapmaması gereken bir hareket yaptı ama o bir yolun yolcusu. Nemrut'un yolcusu değil. Nemrutların gittiği gayril mevdu ve diye Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen kahredilmiş, lanet edilmiş, helak edilmiş toplumların gittiği yoldan değil bir hareketi oldu, sürçtü fakat o sıratı müstakim üzere gidiyor. O zaman onu ne yapmayacaksın? Sen tahkir etmesel ayetin yok. Herkesin düşebileceği bir hatadan dolayı artık bu ne iş yapar ya? Bu bundan mürşit mi olur, ne olur diye de konuşulmaz. Çünkü İbrahim ateş yaktı mı? Yakmadı. Ateş zarar verdi mi? Vermedi. E demek ki günah ateşi de ona zarar vermez. Ama dostlar sakın ha sakın 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 sakın. Günah ateşi kamil insana zarar vermez derken her türlü cevizi kırsın, naneyi işlesin. Ondan sonra ya baba biz seyyidiz, baba işte ben falanca da yerde doğmuşum. Benim göbeğimin kordonu tekkenin avlusunda. Benim işte hacıymışım, zemzemle yıkanmışım. Sen neyle yıkanırsan yıkan. Yani zaten kendini bir nane zannetmek Nemrutların yoludur. ...Firavunları yoludur. Haliliyet yolu, İsmailiye, Zebhiye, yani Tevhidin ayrı ayrı rengiyle görünen seyrüsüluktaki marifet hep kendini aşağı görmek, daha doğrusu aşağıda demirim, güzel olan şeyleri varlığı kendinde görmemektir. Bu kadar net. Evet. Her kim Nemrut tabiatlı ise ateşten o korksun. Birisi ateşe girmiyor, ateş ondan korkuyor, bir diğeri de ateşten korkuyor. Evet, demek ki o yolun yolcusu olduğunda hakaret edemezsin, etmemelisin. Bu aynı zamanda içtimai bir meseledir. Yani kanaat önderlerine, kanaat önderi gibi olan insanları doğruya sevk eden kişilere insanlar hakaret etmemeli. Onlara hakaret ederseniz bu sefer veya onları hak ettiği cevabı bile vermiş olsanız e bunların muhakkak ki hepsinin kemalde olması beklenemez. O kişi kemalde olsa bile ne olur feveran etmeye başlar. Her yerden bombardımana başlar. iş fena bir hal alır. O ona hakaret eder, o ona hakaret eder. Siz onların putlarına sövmeyesiniz ki onlar da sizin putlarınıza sövmeyeler. Esprisi latifesi işte tam da bu mevzu için geçerlidir. Fakat şunu demek isteriz. Evet. Yani birisi ateşten korkuyor. Nemrut bir kişi ateşe doğru yürüdü de ateş, onun elinde avucunda ram olacak gibi tutulabiliyor. Nasıl oluyor bu? Demek ki Söz şöyle anlaşılmasın dedik. Hani kibir gösterip işte baba biz şöyleyiz, şöyle benim torpilim var, şu kadar hacca gitmişim, bu kadar bilmem ne yapmışım diye düşünmemeli dedik. Affedersiniz onu açıklamayı unutturdular. Bunun ölçüsü şudur. Günahın zarar vermemesi için bir kişiye gerçekten nadim olması, pişman olması lazımdır. Allah ona inayet edip ibadet tahtta bulunması lazımdır bedenini ibadet taatla yorması ve o günahı irtikab ettiği muhalle veya şehirden uzaklaşması lazımdır. Yani tövbenin şartları bunlar. Böyle olan bir insana günahı zarar vermez. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah ve Resul'ü çok seven hatta e, müstette geçiyor olabilir. E, İmam Muhammed'in müsteliğine geçiyor olabilir Allah Allah sevgisi öyle bir nimettir ki sahibine günah zarar vermez yani ne demek böyle bir kişi hemen günahından tövbe eder hemen istiğfar eder veya hemencecik ruhani Resulullah'a e, ruhen yaklaşmış olur bunu da hatırlatmış olalım efendim evet dostlar e, birazcık yine maalesef bu ses arızasıyla alakalı şey devam ediyor. Ama biz bir yandan okumaya da gayret edelim. İnsandaki nefis Babil hükümdarı olan Nemrut gibidir. Akıl ve ruh ise Halilullah misalidir. Ruh aynı müşahadededir. Yani aynı müşahadedir. Evet. Nefis ise delil aramaktadır. İnsanda nefis Babil hükümdarı gibi. Şimdi tarihte birçok zalimden, efendim kafirden, kibirli insandan bahis vardır. Bu neyle alakası var? Mesela şimdi biz bundan 100 yıl evvelki tarihimizi okuduğumuzda orada sadece haberimiz olsun bu mevzulardan işte böyle böyle şeyler olmuş demek için mi okuruz? Hayır. Siz şu andaki hayatınızda o tarihin uzantısı olan bu zaman diliminde aldığınız kararlar, ...yapmanız gereken işler... ...o tarihin ışığı sayesinde... ...size bir tecrübe olarak yansır... ...ve siz öylece karar alırsınız... ...dolayısıyla... E, ...Kur'an-ı Kerim'de anlatılan... ...Musa, Firavun... ...İbrahim Aleyhisselam, Nemrut... ...Ebu Cehil... E, ...Hazreti sıddık Ekber... ...bunlara baktığımızda bunları... ...tarihi bir malumat olarak alırsak... ...bunu sadece tarih olarak görürsek... ...bu sadra şifa olmaz bizim işimize yaramaz. Oradaki Ebu Bekir Efendimiz'deki sıddıkiyetten sende de olması gerektiğini. Hazreti Ömer'in farukiyetinden, Hazreti Osman'ın hayasından, Hazreti Ali Efendimiz'in ilminden, şecaatinden sende de bulunması gerektiğini düşünmez. Sana fırsat verirse Ebu Cehil gibi olursun, firavunlaşırsın, nemrutlaşırsın, kendini bir şey zannedersin. Ama tarih sana bunu yaşatmamış. Fakat sende o bir cüz olarak mevcut atom olarak mevcut ne dersen de kodlarında var senin kodlarında var O da bu topraktan hal kolunduğu Sen de bu topraktan hal kolundun yüzde on baskın değil de yüzde bir buçuk baskın ama var sende Fakat işte bunları tarihte okuduğumuzda nasıl görmemiz lazım he ...Babil hükümdarını anlatıyor Nemrut, benim nefsim budur. Akıl ve ruh ise Halilullah misalidir. Halilullah. Çünkü Halilullah neydi? Allah'ın dostu. Allah Teala'ya yakın dostu kesbetmiş zat demekti. Nasıl bir dost? Ya Rabbi ölüleri nasıl diriltiyorsun diye sordu da inanmıyor musun ya İbrahim diye hitap geldi. ...Hazreti İbrahim de buyurdu ki... ...Ya Rabbi ben göreyim de tatmin olayım... ...kalbim tatmin olsun... ...neden... ...şüphe duymuyorum... ...lütfen burayı dikkatli dinleyin aradan evvel... ...şüphe duymuyorum... ...fakat ben... ...bu yola insanları irşad edeceğim... ...görmeden irşad edemem... İman edebilirim... ...fakat mürşit olmam için... ...görmem lazımdır... ...mürşitler... ...ne haber... <laughs> Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz. Evet dostlar, ikinci bölüm öyle ne haber diye gitti. Yani bir haber var mı? Gördünüz mü? Yani görür müsün, görmez misin, yer misin, yemez misin gibi bunları daha da geniş bir hale getirebiliriz. Dolayısıyla ruh nedir? Halilullah'tır. Ruh aynı müşahededir. Aynı müşahede. Yani görmek için lazım olan bu kabaş, bu ten vücuda, bu bedene bu kafada bir oyuk lazım işte ee, böyle bir yağlı bir tabaka lazım oradan işte bir şeyler geliyor görüyorsunuz ışığı kırıyor ediyor içine ters çeviriyor falan sonra gördüm oluyor nasıl gördüm oluyorsa aslında gören o kafadaki göz değil o gözün arkasında onu tahrik eden muharriki hareket ettiren o cevher ki ona ruh deniyor. O cevherin hareketlerini beden üzerindeki yansımalarını tayin eden sevki idare sistemine de akıl deniyor. Fakat akıl ve ruh bundan ibaret değil. Bir insanın baş gözüyle görmesine yarayan kısmına kendisindeki cevher hizmet eder de Cenabı Hakk'ı görmek noktasında henüz daha bir kere bile gözünü açmamışsa o insanda hayvani ruh olsa da henüz insani ruh mevcut değildir. O yüzden insani ruh aynı ile müşahededir. Görmeyen henüz insani ruha erişmemiştir. Görmeyen henüz Allah Teala'nın kurbiyetine vasıl olmamıştır. Neyi görmeyen hocam? İbadetin taatının lezzetini almayan, zikrin zevkini almayan, Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinden haberdar olmayan, Esma'yı bilmeyen, sıfatı bilmeyen, efali bilmeyen, velhasılı Hazreti Muhammed'i tanımayan bir adam, istediği kadar kartal bakışlara sahip olsun, F-16'ları uçursun, fakat aslında o, burnunun dibinden bile önde olan hakikate çok uzaktır, böyle değiyordur, ama ne olduğunu farkında bir de değildir, değmemiştir. İşte bu ruhun bedenle alakalı olan hayvani kısma ait olan sadece onunla alakadar olan gevhere o kısmıyla kendisine görev verilmiş olan enerjiye ruhu hayvani denilip onun bedendeki yaptığı icraatı sevki idare eden, tanzim eden merciye ve müdiriyete, komut, irade emir komuta zincirini ayarlayan, tahsis eden, cevhere ve güce akıl denirdiği gibi, buna ayrıca bir ilavede bulunmuştur ki, diğer akılla karışmasın. Bunun adı akl ağaçtır, maaştır. Maişete yarayan akıl. Hayvanda da o akıl vardır, sende bende de o akıl vardır. Neden? Hocamız söylediği gibi, hayvan da yer içer tenasül eder, insan da yer içer tenasül eder. İnsan gibi insan piyasayı okumaktan, efendim güzel evler yapmaktan, mimariden, bunlardan şunlardan dem vurur. Seyahatler yapmaktan, büyük gemiler araçlar yapmaktan, çocuk büyütmekten, beslemekten örnekler verir. Dostlar, hepsi hayvanda mevcuttur. Hayvan çocuğunda kralını bakar, en iyisini yapar, temizliğini de yapar, yuvasını da çok iyi kurar yüzlerce defa söylediğim bir örümceğin bir karıncanın yaptığı yuvayı daha henüz bir mimar yapmamıştır bu dünyada. Bir beni adem yapmamıştır. Bütün hendese hesaplarıyla sıcaklık soğukluk hesaplarıyla yuva yapan ayağını bastığında fark etmediğin nice cevherler nice kaşifler var. Fakat onu insan yapmıyor. Onu insan yapabilmesi için sadece bu et, kemik, irin, kan yığını halindeki o bunun da kafasında oluşturulan o iki tane delikten dünyaya baktıran enerjiyle insan insan olmuyor. Sureta insan olsa da bir insan bu bedenini ibadet taata götürmeye başladığında o beden ehlileşiyor yahut insana yakışır bir hal alıyor bundan zevki manevi almaya başlıyorsa ki kalp uyanıyor alır muhakkak işte onu ibadete taata Allah'ın emirlerine koşturan Allah'ın güzelliklerine koşturan o cevher ruhi insani olarak baş gösteriyor ve geldiğim yeri unutmayayım gideceğim hedefe bu şekilde bağlanayım diyerek daima onu koşturuyor ona binek oluyor süvar oluyor bu ruhun aklı değişiyor o zaman bu ruhun aklına aklıma aç demiyorsun. Hayvanda ortak olan akılla bunu zikretmiyorsun. Buna aklıma at diyorsun. Aklıma at. Neticede işin nereye gittiğini bilen, işin nereye gittiğini bilmek için de evveli bilen, evveli, ezeli, ebedi bilen ve bunun hesabını yapıp ben gittiğimde nasıl hesap vereceğim diye düşünen, buna uygun da hareket eden akla Aklıma at diyorsun ki bu akıl kendi aklını çerçeveleyen ve bütün alemi kuşatan Rabbül Aleminin aklından feyiz almıştır. Onun nurundan nurlanmıştır. Fakat belli bir noktaya geldikten sonra o akıl da en güzelini yapsa bile, o işin en güzelini, ilmin en güzelini yapmış olsa, ibadetin de en şahanesini ortaya koymuş olsa bile neticede Allah'ın cemali Cenabı Hakk'ın takdiri ve aklı zuhur ettiğinde aklımı atta hapı yutuyor. Aynı güneş doğduğunda yıldızların kaybolması gibi hatta ayın da kaybolması gibi. İşte o akla da aklı kül deniyor. Efendim biz o aklı külle ulaşmadan illa ondan faydalanmaz mıyız? Ondan nasiplenmiyor muyuz? Zaten aklı küllün dışına çıkmıyoruz. Fakat aklı küllü feyiz olarak Cenab-ı Hakk'ın benim iradenle hareket et. Sen sana ait değilsin madem ki bana aitsin. Bunu da sen fiilen ispat ettin. Kulluğunla gösterdin. Al benim aklımla, benim aklımdan sana verdiğim nurla, sen bu akla yüksel ki müşkül halledesin. Böyle insanlara gittiğinizde ister rüya anlatın, ister başka bir şey, ister boş bir kapla gidin, ister kendiniz gidin. Bu tasarrufa sahip insanlar e, efendim e, nazarında e, ne olur efendim? İş çok farklı bir noktaya gelir. Yani o eee ilahi efendim emirlerin razı olduğu şekliyle iş görülmesi için kullanılan bir insandan ibarettir. Biraz e, bir dalgınlık oldu, bir dikkatim dağıldı. Fakat devam ediyorum. Şöyle söyleyeceğim. Bu mesnevi manevideki mesnevi manevideki özelliklere baktığımızda, burada zikirden özelliklere baktığımızda insanın ruhunun bir ruhtan ibaret olmadığını anlamış oluyoruz. Ve kişinin belli noktalara belli mahallere nasıl ulaşabileceği noktasında da bir fikir edinebiliyoruz. Oradan bir mevzu açtık. Aslında bu mevzu çok efendim şey bir mevzuydu. Yani ağır bir mevzuydu. işlenilmesi kolay değildi e, ee, vasılı ilallah olanlar için basarı basiret ve yakın ışığından başka delil ve yola ihtiyaç yoktur. Onlar maksuda ermiş oldukları için delilden ve yoldan müstanidirler. Evet. Yani delil ne zaman lazımdır? Menzile ulaşmazdan evvel lazımdır. O yüzden biliyorsunuz eskiden kervan başlarına da delil denirdi. Hatta hala e, ilahilerde okuruz. Kabe'de nerede oturacaksın, nerede kalkacaksın, nasıl tavaf edeceksin, kıyafetin nasıl olmalı gibi e, hususlarda insanlara yardımcı olan, hatta eski zamanda Mekke-Medine'ye giriş yapmak için belli delillerle girmek icap ediyordu. Delilsiz geleni içeri almıyorlardı. Evet. Delil o zaman şu demek... Rehberlik eden... Bilmediğin yolu sana gösteren... Manasına geliyor... Menzile kavuşunca... Artık delile ihtiyaç var mı? Hani delili kalk vur demiyoruz sana... Tabii ki yani... Kalk at kafandan demiyoruz... Fakat artık... Kabe'yi görmüşsün... Kabe nerede? Kabe güzel mi? Kabe iyi mi diye Kabe'ye baka baka soru sorulur mu artık? Karşında duruyor artık Kabe... Ha. O yüzden sen yola çıktığında kendi arayış hareketlerini, kendi böyle vasıl olamamıştık halini, kendi hayaline göre kıyaslayıp, Menzile kavuşmuş adamın hallerinde kendine uygun bazı şeyleri benzetip Aa bunda da bu illet var bu namussuz bu şey deme Çünkü aslında Hazreti Pir nezakette söylemedi ama Kötü söz sahibindir demeye getirdi ve dikkat ederseniz orada da hayal kelimesini kullandı kendi hayalindir yani sen aslında olduğun şekli sen olma niyetinde olduğun hali o kişiye yakıştırdın aslında sende o illet var yani sende şarap içme hali var veya meyil var sende mürahilik yalakalık riyakarlık var sende de hapislik var demektir demeye getirdi o halde sen niye bu adam dediğiyle ihtiyacı yok? Mesela Kabe nasıl? İşte Kabe'nin boyuna kadar veya şöyle mi dönülür? Kabe'de böyle mi koştur diye burada sorarsın. O adam gitmiş gelmiş buraya tekrar seninle beraber yani ne oturmuş. Sen soruyorsun öğreniyorsun not alıyorsun. O almıyor not. O başka işler yapıyor. Bak şu edepsize görüyor musun? Hem ilmi yok hem ilmi öğrenmiyor falan deyip o adamın tecrübelerinden, müşahadesinden habersiz bir şekilde sen nasıl bu sözleri sarf edebilirsin? Yani o insan gitmiş gelmiş ona ihtiyaç duymuyor. Nezaketen hatta orada duruyor. Ama sen onun böyle bazen farklı hareketlerini gördüğünde nasıl hemen onu karalayıverir? Kendi ahlakı rezilenle onu bir tutabilirsin manasına geliyor. Evet dostlar. İnsan böyle baktığında bazı şeyleri yorumsuz olarak geçmesi sanki daha iyi olacakmış gibi geliyor değil mi? Hataya düşmemek açısından. Eğer o vasılı ilallah olan kimse bir delilden bahsetse, bir delilden bahsetse bu kendisinin istidlale muhtaç olduğundan değil, müşahede ve mücadele ehli asabının anlaması içindir. Ben burayı efendim açıklamayayım. Burada kalsın. Hikem Atayiye'den iki cümle, daha doğrusu bir cümle okuyayım. Ondan sonra da huzurlarınızdan müsaademizi isteyelim. Evet, şu şekilde işaretimi de koymuş oldum. Hikem Atayiye'de şöyle bir söz var. Avamın nas, insanların çoğu böyle benim gibi olan dışarıda yani işgal etmiş olan insanların ekserisi kalktıklarında sabahleyin işlerini nasıl yapacağını düşünür. Şu işim vardı buraya gideceğim oradan servis alacak buradan çek çıkacak buradan sepet çıkacak. Oradan işte çocuğu alacağım buradan bilmem ne yapacağım. Bunları düşünür diyor. Ehlullah hazaratı Allah'a müştak olanlar yatarken dahi uyumayan Kalp gözü açık olan zatlar demişler ki Ya Rabbi bizi razı olduğun işte kullan ve onlar sabahleyin kalkınca da kendi kendilerine şunu söylemişlerdir. Ya Rabb bu sabaha çıktım. Elhamdülillah illezi ahyana ba'de ematene Evet Ya Rabbi bizi öldürdükten sonra öldükten sonra dirilten Hazreti Allah hamdü sena ederim Ehyana diriltmiştir ba'de metene. Bizi yoktuktan sonra öldükten sonra tekrar diriltmiştir. O peygambere o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ettiği dualardandır biliyorsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hakk'a hamd ederiz dedikten sonra belki de şöyle dermiş o ehlullah. Ya Rabbi bugün beni hangi işinde kullanacaksın? Beni senin benim için çizdiğin güzel yolda rahatlıkla iş gören, senin tasarrufuna, senin rızana uygun hareket eden, muradına uygun hareket eden insanlardan eyle diyerek dua ederler ve şöyle düşünürlermiş. Acaba Allah beni bugün hangi işinde kullanacak? Cenab-ı işlerde kullanılmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz ve selam. Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlağı dinlediniz.